Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çince'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu mecburiyetleri yerleştirmiştik. Burada da şöyle tam oku gözüküyor ama hatta şöyle yapayım. Burada işte Y, Do, bir de Hay var. Bunları işte A, B, C, D diye boşluk bırakmış. Uygun yere yerleştireceğiz yani. Doğru yere yerleştireceğiz. Şimdi bakalım. Şu şiye şu. Şu. Bunlar şiye. Do, şu. Şu. Burada Y var. Y'yi nereye yerleştireceğiz? Düşe neydi? Bunlar. Bunlar neymiş? Kitap. Şey şu. Naşiye. Hani bir daha aynı şeyi bir tekrarlayınca ne yapıyorduk? D daha ekliyorduk. Onlar da. Yani onların bir de Do var burada. Onların hepsi de kitap diyeceğiz. Şimdi burada kafanız karışabilir. Y ve Do varsa Y daha önce yazılır. Yani C olacak. Naşiye, Y, Do. Şu. Şu. Onların hepsi de kitap. Bunlar kitap. Onlar da kitap. Onların hepsi de kitap. Geçelim ikiye. Woman Shia Liu. Biz neyiz? Yabancı öğrenciyiz. Burada do neden sonra geliyordu? Özeden sonra. Woman Do Shi. Ve Woman Do Shi Liu. Biz hepimiz Liu Shi neydi? Yabancı öğrenci. Biz hepimiz yabancı öğrenciyiz. Bakalım buraya. Woja Shulo. Taju Shulo. Ben Ju neydi? Yaşamak. Shulo ne? 10. Lo da bina. Hani 10 numaralı binada yaşıyorum. Yaşıyorum. Ta o yani şey. O da. Bak yine yaşadığımız yer neresi? Aynı. Ne diyeceğiz? O da 10 numaralı binada yaşıyor. Yine Y var zaten. Ta Ye. Ju Shulo. O da 10 numaralı binada yaşıyor. Gelelim 4'e. Ta baba Shi Zhongguren. Ta mama Shi Zhongguren. Onun babası. Burada D'ye gerek yoktu. Özellikle aile fertlerin işte benim babam kardeşim falan derken. Onun babası neymiş? Shi olmak Zhongguren. Çinli. Onun babası Çinli. Ta yine aynı kişi. Mama. Onun annesi yine neymiş? Çinli. Aynı şey söylüyoruz. O zaman ne olacak? Onun babası Çinli. Annesi de. Onun annesi de Çinli diyeceğiz. Yine Y var. Ne olacak? Tamam mı? Yeşi Jongor. Anlaşıldı sanırım. Ta Şeşi hangi? O Çince öğreniyor. O Çince çalışıyor. Wo ye Şeşi hangi? Ben de Çince öğreniyorum. Woman Şeşi hangi? Biz Çince öğreniyoruz. Burada ne olacak? Zaten Do'yu gördük. Do neydi? Nerede kullanıyorduk? Özne çoğul olmak zorunda. Ta var, o çoğul değil. Wo var, ben çoğul değil. Burada ne var? Woman, biz. O Çince öğreniyor. Ben de Çince öğreniyorum. Biz, hepimiz. Yani burada iki kişiyiz. İkimiz de anlamına veriyordu bu. Lia ile aynıydı. Woman Lia şu işi hangi de olur? Woman Do. Şu işi hangi de olur? O yüzden de olacak. Woman Do şu işi hangi? Biz ikimiz. Çince öğreniyoruz. Buraya bakalım. Wo my shu. My, ben kitap aldım. My Liang Zhang Guangpan. İki tane can neydi burada? Mejivert. İki tane ne almışım? Guangpan CD DVD. Burada hi ve anlamını vermek için mesela burada hı vardı ya ve anlamında. Onu bağlaç olarak kullanmayız. Hi kullanılır genel olarak. Hı ne olur işte? Burada şöyle bir şey diyebilir de. Wo my ibn shu virgül veya hı Liang Zhang Guangpan. Ben bir tane kitap, iki tane DVD aldım. Ha ben fiili bir daha kullanıyorsam burada. Womai şu kitap aldım. Haimai Liang Zhang Guangpan. İki tane de ayrıca hayın böyle stil olsa anlamı da var. Ayrıca iki tane de DVD aldım. Kitap aldım. Onun yanında iki tane de DVD aldım anlamında. Yani B'ye koyacağız hayır. Burası bu şekilde basitti yani. Ye, do, hay'ın kullanımı pratik yaptık. Bu da böyle kısa oldu. Arada böyle çerez niyetine kısa videolarda olacak. Yani bölüm bölüm yaptık. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.